Herkese merhaba, ben Ayşenur Altan, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bu bölümde farklı bir zeytinli açma tarifi paylaşmak istiyorum. Görüyorsunuz yapması çok basit, görüntüsü çok şık. Zeytin ezmesinin verdiği lezzetle de gerçekten çok güzel. Hemen yapmaya geçelim. Parmağımı batırdığımda çok hafif ısıracak şekilde ılıktan sıcak bir su bardağı sütüm var. 250 ml'lik bardak ölçüm. 3 bölü 4 bardakta, yani yarım bardaktan 2 parmak daha yukarıya sıvı yağ ekliyorum. İçerisine yaş maya kullanacağım. Elinizde yoksa bir yemek kaşığı kuru maya da kullanabilirsiniz. Yaş maya biraz daha puf puf yapıyor. Paketin tamamını kullanmadım. Bir çeyreğini ayırdım. Fazla geliyor çünkü. Bir su bardağı da yine ılıktan sıcak ısıttığım suyu, bir yemek kaşığı dolusu toz şekeri de ekleyip hepsini karıştırdım. Beklediğinizde gördüğünüz gibi köpürmeye başlıyor maya. Yani artık Allah'ın izniyle tutacak demektir, kabaracak demektir mayamız. 2 tane yumurtanın sarısını ayırdım. Yarısını hamurun içine kullanacağım. Üzerine bolca sürmek istedim sarıyı. 2 akını da ilave ettim. Ve un da öncelikle bir 5-6 bardak kadar ilave edeceğim ve yoğurmaya başlayacağım. Yoğurdukça, toparlandıkça unumu eklemeye devam edeceğim. 1,5 tatlı kaşığı da, çok tepeleme olmayacak şekilde, tuz kullandım. Onu da yine unun üzerine serperseniz daha rahat bir şekilde karışacaktır mayaya da dokunmadan. Bu sefer hamuruma ekstra bir lezzet iksiri eklemek istedim. O da 1 tatlı kaşığı mahlep. Ayrı güzel bir koku verecek. O pastanelerdeki güzel mahlep kokusunu poğaçada almış olacaksınız. İlave edebilirsiniz, es geçebilirsiniz ama güzel bir tat verdi açıkçası. Ve gördüğünüz gibi yumuşak kıvamlı, elim hafif unluyken çok yapışmayan güzel bir hamur elde edene kadar yoğurdum. Ayrı bir kaba aktarıyorum, yuvarlak yapıp ve üzerini streçleyip kabarana kadar mayalandıracağım. Çok değil, yaklaşık yarım saat 45 dakika yeterli oluyor. Eğer mutfak serinse bir saati bulabilir. Artık havasını söndürüp tezgaha alıyorum. Ve iki parçaya bölüyorum. Ben yarısını katmer poğaça yapımında kullanmıştım. Şimdi ayırdığım parçayı 6 tane bezeye böleceğim, büyükçe açmalar yapmak için. Daha ufak isterseniz ufaltılabilir. Daha önce klasik açma tarifini de paylaşmıştım. O da çok beğenilen tariflerimden. Yine sağ üstten tıklayarak izleyebilirsiniz. Zeytinli açmaya bu sefer farklı bir şekil vermek istedim. Merdane ile biraz genişçe açıyorum. Elle de bu yapılabilir. Ve bıçakla her yerine önce zeytin ezmesini sürüyorum. Ve uzun tarafından rulo gördüğünüz gibi sarıyorum. Sardığım ruloyu ortadan en baş kısmına gelmeyecek şekilde gördüğünüz gibi kesiyorum. Ve elde ettiğim iki parçayı rulo çizgiler, zeytin ezmeli katmanlar üste gelecek şekilde birbiri üzerinden geçirerek sardım ve uçlarını birleştirip açma şeklinde kapattım. Hepsi bu kadar. Şekli vermesi çok kolay ve görüntüsünü de çok daha güzel hale getiriyor. Bu şekli büyük bir bütün zeytinli ekmek olarak da daha önceden yapmıştım. Bu sefer de açma halinde ufak ufak yapmak istedim. Çok da güzel oldular bence. Siz de deneyin. Kendiniz görün. Aynı şekilde bir kısmını da
yeşil zeytin ezmesi vardı elimde. Onunla denedim. O da güzel oldu. Biraz da tepside mayalandırdıktan sonra açmaların üzerine yumurta sarısı sürdüm ve ısıtılmış 200 dereceli fırında pişirdim. Çok fazla kurutmadan pişirmeye çalışın her zaman ısıtılmış fırında. Videomu beğenip emoji ile de olsa yorum bırakarak, paylaşarak destekleyebilirsiniz. Diğer hamurla da nefis katmer poğaçalar hazırlamıştım. Onu da yine sağ üstte ve video altına linkini ekliyorum tarifle birlikte. Bu bölümlükte benden bu kadar. İnşallah yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.